think of films for the of the song announcement we art historian, curator, critic. He was still playing romantic leads. He was dancing around with heroines who were so much younger than him. TRT World ekranlarında 2016 yılından beri Showcase'i kültür sanat sever olarak takip ediyoruz. İngilizce yayın yapan bir kültür sanat programı uzun süredir devam ediyor. Ve uzun da sürüyor gün içinde ve hafta içi her gün yayınlanıyor. Biraz bu yapımcısı ve sunucusu olarak bize Showcase'i anlatabilir misiniz? Tabii ben başlayayım isterseniz yapımcısı olarak. Çünkü Elif Hanım sonradan katıldı. İlk dönemlerde yoktu. O daha sonradan kadromuza katıldı. TRT World biliyorsunuz hani uluslararası bir haber kanalı ve diğer muadillerine baktığımızda yani BBC, Al Jazeera ya da CNN International gibi kanallara baktığımızda bu diğer kanallarda günlük yayınlanan bir kültür sanat programı yok. TRT World'de böyle bir programın olması kültür sanata verilen önemle alakalı bir husus. Kanal ilk kurulduğundan beri planlamanın içerisinde yer alan bir programdı zaten Showcase. Yani mutlaka kültür sanata bir yer verilmesi gerektiğine hafta içi her gün 26 dakikalık programımız. İlk baştan beri de aynı şekilde devam ediyor ufak tefek aksaklıklar ya da işte kriz durumları vesaire hariç. Çünkü sonuçta burası bir kültür sanat kanalı değil, bir haber kanalı ve haber öncelikle her zaman için. O yüzden de hani bir kriz durumunda vesaire tabii ki haberin her daim önceliği vardır. Ama onun dışında Showcase söylediğiniz gibi yaklaşık 4 yıldır aralıksız bir şekilde kanal açıldığından beri hatta yani test değneğiyle beraber Mayıs 2015'ten beri Showcase olarak devam ediyor. Peki Elif Hanım siz biraz daha yeni bir yüzsünüz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Showcase'i? Yani Samet Bey'in de nasıl tanımlarsınız diye soru. Yani evet şimdi baktığınızda hem Türkiye'deki medyada görüyoruz bunu hem de Samet Bey'in de bahsettiği gibi uluslararası medyada kültür sanat programı, günlük kültür sanat programını bulmak maalesef artık çok zor hale geldi. Olanlarda yani tabii yoruma bağlı olarak pek çoğu içerik açısından ve eleştirel mesafe açısından çoğu izleyiciyi tatmin etmeyen bir durumda. Dolayısıyla ben uzun yıllardır kültür sanat gazeteciliği yapan biri olarak Showcase'i ben sunsam da sunmasam da, ben kadrosuna dahil olsam da olmasam da çok önemli buluyorum. Çünkü yani hayatın katı gerçekleri var. Evet ekonomi var, evet siyaset var, evet savaşlar var. Ama o bütün katı gerçekleri yan yana koyduğunuzda hiçbir şeye benzemiyor. Onu bir araya getiren bu işin zamkı kültür sanat ve kültür sanatı anlamadan toplumu, siyaseti, ekonomiyi anlamak ve tam tersi onları anlamadan kültür sanatı gerçekten anlamak çok mümkün değil diye düşünüyorum. O yüzden çok önemli kültür sanatını gündelik olarak takip etmek ve o yüzden Showcase'i önemli buluyorum söylediğim gibi. Çok teşekkür ederiz. Elif Hanım sizin de bahsettiğiniz gibi kültür sanat toplumu bir arada tutan ve o diğer bütün oluşumları aslında bir araya getiren en önemli parçalardan bir tanesi. Biz birazcık da şeyi merak ediyoruz bu süreçte özellikle böyle bir programa ihtiyaç duyulan bu süreçte. Showcase Homemade fikri nasıl ortaya çıktı ve ne gibi değişiklikler yaşandı hani programın orijinal formatından? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz bize? Aslında fikri ortaya çıkaran kişi olan Samet Karagöz birazcık anlatabilir bence. Hani neden o anda nasıl hızlıca o reaksiyon alındı vesaire, kanal yönetimi nasıl yaklaştı konusunda bence söz Samet Karagöz'de olabilir. Şöyle anlatayım kısaca. Yani şimdi ekranda bir kültür sanat programı olması gerekiyor. Bizim programın devam etmesi gerekiyor ama bir yandan da hiç kimse ofise gelmesin isteniyor. Ofise gelmeden evden nasıl yapabiliriz üzerinden biraz şekillendi. Şu an zaten Elif'in arka planda gördüğümüz hani programda da onu görüyoruz. Ve işte Skype üzerinden bağlantıları sağlayıp onları ayrıca kaydedip daha sonradan montajcı arkadaşlar, craft editor arkadaşlar bunların montajını yapıyor ve kaba montajı, kaba kurguyu gönderip onun üzerinden tekrar çalışılıyor. Böylelikle hani ofise gidip gelme ve
içinde bulunduğumuz bu sosyal izolasyonu minimize etme durumunda biz de bu şekilde ele almış oluyoruz ve showcase'i de bu şekilde üretmeye çalışıyoruz. Arada çok farklılık var. Yani normal stüdyodan bir programı yapmakla aynı programı evden yapmaya çalışmak arasında. Mesela çok daha az yorucuymuş gibi görünse bile aslında çok daha fazla yorucu bence. Hani iş yükü olarak. Bir stüdyoda bir program yaptığınızda bilinmezlik çok azdır. Yani ışığınız bellidir, ses kalitesi bellidir. Bunlara dair endişe etmenizi gerektiren bir şey yok. İşte kameraman hangi açıyla çekmesi gerektiğini bilir. Bağlantı, uzaktan bir bağlantı yapılıyorsa onun internet bağlantısı, internet kalitesiyle alakalı bir aklınızda soru işareti yoktur. Ama bir programı evden yapmaya kalktığınızda işte sunucu aynı zamanda işte bağlantıları da sağlıyor konuklarla. Kamera kadrajını ayarlıyor. Ve hani bütün bunları tek bir kişinin yapması gerekiyor. Editöryel olarak da aynı zamanda çok daha fazla yoruluyorsunuz. Çünkü normal showcase'in akışı içerisinde çok fazla haber paketi yer alırken şu an yaptığımız formatta bir konuyla alakalı farklı farklı açılardan bir konuyu ele alabilecek 3 ya da 4 konuk alıyoruz her programda ki bu ekstradan bir yük bindirmiş oluyor. Peki, tam da bu noktadayım sonum. Şey faktörü var, çok affedersiniz. Tabii bir de şey faktörü var, yani biraz işin tabii ki daha komik, eğlenceli taraflar ama yani benim küçük bir evim var ve evimin ortasında bir kamera var artık. Ve o kamerayla kamerayı değişik pozisyonlarından görüp günün değişik saatlerinde beni de tabii ki pek çok insanın izolasyon nedeniyle İç mekan ne demek, dış mekan ne demek, o ikisinin arasındaki gerilimi hususunda herkesin düşündüğü bir dönem oldu ama benim için galiba bir nebze daha çok oldu. Evimin içi artık evin dışından daha çok görülen bir yer oluyor belki de ya da işte dediğim gibi evimin ortasında işin ne işi var falan diye sorduğum zamanlar oluyor tabii ki ama böyle bir dönem yani pek çok kişi için pek çok açıdan zaten bunu sorduğum bir dönem. Aslında bir kısmına cevap verdiniz sorumun ama peki bu evde siz yayının hem yönetme yani bir nevi her şeyini üstleniyorsunuz kamera karşısına geçerek. Evde yayın yapmak tabii daha zordur hani bir sunucu için. Evi televizyona taşıyorsunuz gibi bir şey. Nasıl adapte oluyorsunuz? Yani bana bir prodüktör arkadaşımız yardımcı oluyor burada. Hani başta acaba tek başıma yapabilir miyim diye düşündük işin açıkçası ama inanın ki çok kolay gibi gözükse de işin içerisinde bir şekilde televizyon ve profesyonel prodüksiyon fikri girdiği anda o Skype'tan biriyle sohbet etme hali bir anda çok zorlaşmaya ve bir sürü detayın eklendiği uzun bir sürece dönüyor. Dolayısıyla tek başıma yapamayacağımı fark ettiğim için her gün, her çekim günü bir prodüktör arkadaşım yardımcı oluyor bana. Yani söylediğim gibi gerçekten herkesin kısmen belli ölçüde sorguladığı bazı kavramlar konusunda beni biraz daha fazla düşünceye sevk etti diye düşünüyorum. Ama bence yani müthiş zor ve tabii ki eskisi çok daha iyi bir program falan gibi bir söylemin içinde olmak da şu anlamda doğru değil. Mesela Showcase'le ilgili ben çok daha pozitif mesajlar alıyorum. Her zaman güzel mesajlar alıyoruz kültür sanat takipçilerinden ama hani son dönemde hem sayıca arttı bu hem de yorumlar çok güzelleşti. Ya da çok röportaj yapmak aynı konuda çok iyi bir fikir gibi durmayabilir ama bir bakıyorsunuz ki o bambaşka kapılar açıyor. Bambaşka yerlerden bambaşka editoryal yönlere sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla o bilinmezliği kucaklıyor olmak da güzel bence bir yandan. Bir de tabii hani teknik olarak başka bir imkan daha var. Yani işte biz TRT World'de haber bültenlerinde ve spor bültenlerinde bunu kullanıyoruz. Home Studio diye. Yani evden gene yapılıyor yayın. Ama izlediğinizde evden yapıldığını anlamıyorsunuz. Çok haber stüdyosu gibi görünüyor. Biz onu tercih etmedik. Yani hani Elif'in evinde yapacağımız bir takım işte ne bileyim arka duvara büyük televizyonlar, monitörler asarak daha orayı stüdyovari bir yer haline getirebilirdik. Ama hani ben daha farklı ve daha dikkat çekici ve daha samimi olması açısından hani
daha ev ortamında kalmasını tercih ettim. O yüzden de zaten hani showcase homemade dedik yani. Diğer TRT World'daki diğer işte bu tarz yapılan yayınlarda home studio ibaresi kullanılıyor. Bunda da işte homemade kullanılıyor. Hatta öyle bir nokta ki şeyi fark ettim geçenlerde. Şimdi o kadar çok hani sürekli toplantı halindeyiz. İşte o ses ne olacak? Bu konu kim? Yarınki konu ne filan? Hiç şeyi fark etmemişim. Arkamda bir kitaplık var. Bu kitaplığın üzerinde birkaç tane kitap duruyor. Ya bunu bir seçip koyabilirdim değil mi? Mesela tatlı bir anı olur. Hani bir zamanlar ya, bir aklıma geldi. Hayır, aklım ucundan geçmemiş. Ve ekranda kitabı gördüm. Dedim ki bu muydu Elif? Yani vitrinine koymak istediğin kitap. Yani o kadar doğal arkası. Gerçekten samimiyetle söyleyebilirim. Programın hem yapısında hem sunuş şeklinde bazı değişiklikler olmuş. Demek Bey, bu noktada ben size şeyi de sormak isterim. Sizce bu süreçte yaşadığımız bu değişiklikler ve programların içeriğinde formatında giden bu değişiklikler kalıcı olur mu? Ya da programların, bundan sonra yapılacak programların formatları sizce değişir mi? Ya olabilir. O biraz mecraya göre değişir. Bizde bir takım değişiklikler olacak mı mesela? Hani showcase özelinde. Açıkçası hani ben şu an konuları ele alış biçimimizden çok memnunum. Yani bir konuyu daha derinlemesine işleyebilmek, daha uzun uzadıya konuşabilmek ve bunu hani ekranda sırıtmayacak bir şekilde yapabilmek, farklı açılardan konukları ayarlayabilmek beni çok tatmin etti açıkçası. Ve hani bu süreç geçip stüdyoda programa başladığımızda da belki hani şu an yaptığımız formatın izlerini orada da görebiliriz. Tamamında değil ama belki haftada bir, belki haftada iki bölüm hani buna benzer daha konuk ağırlıklı olabilir. Çünkü bunların da hani gündeme dair söylediği şeylerden birazcık uzak olduğu için yani günlük bir konuyla alakalı konuşmuyorsunuz. Daha genel bir konuyla alakalı konuşuyorsunuz. Böylelikle bunun izleyiciye ulaşma ihtimali daha da artabiliyor. Peki ben Elif Hanım'a şunu sormak istiyorum. Bu süreçte pandemiyle alakalı çok sayıda röportaj yaptınız sanatçılarla. Var mıydı böyle bir ilginç bir anınız, sizi etkileyen bir röportaj, en etkili olduğu ya da beni şu çok etkiledi diyebileceğiniz bir şey oldu mu? Yani bir kere şeyden genel olarak etkilendim. Bir an değil belki ama etraflıca düşündüğünüzde pandemi meselesinin hem sinemada hem edebiyatta, tiyatroda, modada yani kültür sanat adına aklınıza gelebilecek her alanda ne kadar aslında kullanılan, ne kadar çok kullanılan bir metafor olduğunu ama bazen ne kadar da kaçılan bir şey olduğunu, örneğin işte İspanyol gribine baktığınızda ne kadar bunu düşünmek mesela beni delirtiyor. Yani işte İspanyol gribiyle ilgili bir tane bile roman bilmiyorum ben. Ve bu çok enteresan geliyor bana. Yani o kadar travma yaratan bir şey bazen de çok kaçınılan bir durum haline geliyor. Dolayısıyla bunun bu ikircikli yapısını düşünmek beni başından beri çok heyecanlandırıyor. Yani bir yandan bu kadar merak edilen işte metafor, atıyorum işte postkolonyal bir metafor olarak kullanılan ya da işte baktığınızda ırkçılığa dair, işte yabancılığa dair bir metafor olarak kullanılan, doğuya bakışta ötekileştiren bir metafor olarak kullanılan pandemi yeri geliyor. Tamamen yok sayılan bir şey haline geliyor. Bunu düşünmek çok güzel bir. İkincisi, bu süreçte iki kişi röportaj öncesinde bana pandemi sürecinde işlerinden olduklarını ama bunu konuşmak istemediklerini, çünkü bunun onlar için daha da kötü bir sürece onları sürükleyeceğini söylediler. Ve mesela bir tanesi bunu tam röportajdan önce söyledi ve benim çok saygı duyduğum ve çok başarılı bulduğum bir kadındı. Çok üzüldüm ama bunu bu kadar gerçek diri bir şekilde görmek röportajların bir etkisiydi ve gerçekten üzücüydü. Ve o saniyeden sonra 3-2-1 kayıt ve gülelim, hadi röportajı yapalım diyorsunuz ama bir yandan da o kadar değer verdiğiniz bir insanın pandemi yüzünden işini kaybettiğini bilmek de üzücü tabii ki. Bu röportajlara girmişken ben bu noktada bir şey sormak istiyorum yine Elif Hanım size. Program sürecinde yanlış hatırlamıyorsam pandemi sürecinde sanatçı olmakla alakalı yaptığınız bölümde sanatçılara şöyle bir soru yöneltmiştiniz. Sizce bir sanatçının bu dönemde bir sorumluluğu var mıdır? Ya da hani varsa bu nedir?
izleyenlerine, kitlesine karşı. Ben de size bir kültür sanat programı sunucusu olarak, Samet Bey de aynı zamanda bir yapımcı olarak bunu sormak istiyorum. Bu süreçte siz bir sorumluluk hissediyor musunuz ya da nedir size düşen, yapmanız gereken? Yani işin aslı, ben hep hissettiğim bir sorumluluğu bugünlerde biraz daha çok hissediyorum. O da kültür sanatın sadece birilerini eğlendirmek veya akşam işte çiğdem çitlerken güzel vakit geçirmek için ortaya konan bir şey olduğu fikrine ben her zaman karşı oldum ve bundan çok daha ötesi olduğuna, bundan arka planında algılanması, anlanması gereken çok fazla şey olduğuna, bir sanatçının sadece işte kafasına Fransız beresini takıp işte tuvalin karşısında bir şeyler yapan insan değil, bir sanatçı düşünüyor, yaşıyor, hissediyor. Bütün bunları anlatmak konusunda her zaman bir sorumluluk hissediyordum. Şimdi biraz daha fazla hissediyorum. Herkes çok zorlu bir süreç yaşıyor. Hangi kavramlar ön plana çıkıyor? Hangi kavramlar kafamızı karıştırıyor? Gibi konularda bence bugünlerde düşünmek için bir araç olarak kültür sanat önemli ve bunu doğru şekilde anlatmak önemli. Yoksa bu pandemi döneminde izlemeniz gereken filmler noktasını bir adım ilerisine geçmek gerektiğini düşünüyorum. Samet Bey, siz neler söylemek istersiniz bu konuda? Ya şunu söyleyeyim ben. Biz insanların, yani herkes evde kalma şansına sahip değil maalesef. İşte işe gitmek durumunda olan insanlar çok fazla var. Hem onlara bu içinde bulunduğumuz durumla nasıl zihin sağlığımızı nasıl daha iyi koruyabilirize de dair ipuçları içerdiğini düşünüyorum ben Showcase'in. Yani bu işte pandemiyle alakalı kitapları okumamız lazım mı yoksa okumamamız mı lazım? Ya da buna benzer filmleri, içinde yaşadığımız duruma benzer filmleri izleyelim mi, izlemeyelim mi? Bu bizim psikolojimizi nasıl etkiler? Tabii ki bu kişiden kişiye değişir ama genel hatlarıyla insan psikolojisine dair bize bir psikoloğun ya da bir psikiyatristin bir yol göstermesine ihtiyacımız var. Mesela Showcase'de biz bunlara da yer vermeye çalışıyoruz. Normal zamanlarda yaptığımızdan daha farklı olarak. Geçtiğimiz günlerde bir sanatçı bir arkadaşıma, işte yurt dışında yaşıyor, Hollanda'da, Türk. Nasılsın, iyi misin falan diye sordum. İşte nasıl olalım dedi. Yani dünyanın en büyük bütçeli Hollywood filmindeyiz hepimiz. Yani öyle bir hayat yaşıyoruz. Evet dedim yani hani. Çünkü şehirler ıssız. İstanbul mesela, İstanbul sokakları hiçbir zaman bu kadar boş olmaz. Olamaz yani. Hani tarihin hiçbir zamanında, döneminde böyle bir şey yok. İşte 80 öncesi dönemde bile işte sokak çatışmaları var, şunlar var, bunlar var filan. Ve sokaklar ıssız yani, gündüz vakti. Bu ıssızlık işte insanları psikolojisini de etkileyen bir durumla karşı karşıya kalmalarına neden oluyor. Ve biz hani Showcase'de Elif'in de söylediği gibi hani eğlendirmek değil bizim maksadımız. Biz daha çok hani bu işin düşüncesi, felsefesi üzerinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Amacımız da bu. Umarım başarılı oluyoruz. Yani sanattan vazgeçmeyeceğiz. Sanat bize hislerimizi daha iyi ifade etmeyi, daha iyi anlamayı yardımcı olacak bir şey. Yani bu sadece yani sanat dediğim sadece plastik sanatlar değil, edebiyat, sinema, müzik. Bunlar bizim hayatımızın her daim bir parçası olacak ve bunlarla beraber biz bu içinde bulunduğumuz durumdaki bu kıstırılmış hissini atlatacağımızı düşünüyorum. Söylediğim gibi tekrar kültür sanatı sadece hani eğlence, gülmek, kendimizi iyi hissetmek değil. Hayatta bazen zorla yüzleşmesi en zor olan şeylerle bile bir noktada yüzleşmemize fayda sağlayacak bir araç olarak görmek ve bu yüzden de kültür sanat haberlerini takip etmek önemli diyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok biz sağ olun. Sağlıklı günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere.